Arkadaşlar merhaba Breaking News İngiliz İngilizcesinden 5. seviye İngilizce Haber Çeviri serimize devam ediyoruz. Ve bu videoda birlikte 2 adet haberi daha Türkçe'ye çevireceğiz, okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Ee, ondan önce hatırlatmak istediğim bir husus var arkadaşlar. Çok güzel yorumlar geliyor videoların altına. Keşke daha önce keşfetseydim, nasıl daha önce görmemişim gibi yorumlar bunlar. Yapan arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Arkadaşlar böyle düşünen ve bu keşke daha önce görseydim diye hayıflanacak insanların daha az olması için ve bu serinin devamı açısından e, lütfen e, videoları beğenmeyi ihmal etmeyin. Abone değilseniz hala abone olmayı ihmal etmeyin ve videoları mümkün olduğunca sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bu video ile ilk kez karşılaşacak olan arkadaşlar için de bir hatırlatma yapıyoruz. Bu 5. seviye haber serisidir. Kanalda 4. ve 6. seviye haber çevirileri de mevcuttur. Ee, ...kanalın e, ilgili oynatma listelerine baktığınızda dördüncü ve 6. seviye haberleri de e, o oynatma listelerinde bulabileceksiniz. Breaking News English 4, e, 4 ve Breaking News English 6 oynatma listelerinde bulabileceksiniz. Şimdi birinci haberimizin başlığı arkadaşlar. Thai protests continue despite state of emergency. Despite rağmen demek... Ee, oldu o da rağmen demektir örneğin ama despite'ten sonra cümle gelmez yani özne ve fiil değil ya bir isim ya da bir isim grubu gelir. State of emergency acil duruma rağmen e, Tayland protestoları devam ediyor ya da Tay protestoları devam ediyor ya da Tayland'daki protestolar devam ediyor diye haberi çevirmek mümkündür. Protests are taking place in Thailand's capital Bangkok. Protestolar gerçekleşiyor Tayland'ın capital başkenti Bangkok'ta. Despite a state of emergency, e, ne bir acil duruma rağmen. Police arrested dozens of pro-democracy demonstrators. Polis polis düzinelerce demokrasi yanlısı göstericiyi tutukladı. They have been protesting in cities and online for over three months. Over rakamların ve niceliklerin önünde fazla anlamını verir, geçik anlamını verir. Üç ayı geçik bir süredir. Onlar yani protesto, onlar pardon protesto filmimiz varmış zaten burada. Onlar şehirlerde ve online olarak yani internette protesto yapmaktalar. Burası present perfect continuous yani geçmişte başlamış hiç kesintiye uğramadan devam etmiş hala da devam ediyor olan bir eylemi anlatmaktayız ve bunu Türkçeye mektup makte diye çeviriyoruz. Many of the protesters are students. Protestocuların çoğu öğrenciler. But they are being joined by a wider variety of people. Şimdi protestocuların çoğu öğrenciler ama burası şimdiki zamanın pasifi. Pasif demek be artı verb 3 demektir. Continuous tense'lerde 'be'nin sonuna -ing eklenir. Yani onlara katılınılıyor. By a wider variety of people işte geniş çeşitlilikte insanlar tarafından onlara katılınıyor. İngilizce'de bunu yapıyoruz ama Türkçe'de yapmıyoruz. Türkçe'de bunu aktif olarak söylüyoruz ve çok geniş çeşitlilikte insanlar onlara katılıyor. They are calling for a new constitution. Constitution ee, arkadaşlar anayasa demek. Onlar call for çağrı yapmak. Yeni bir anayasa için çağrı yapıyorlar. And a true constitutional monarch ve gerçek bir anayasal monarşi için. And a more democratic system ve daha demokratik bir sistem için. They are also demanding. Onlar aynı zamanda talep ediyorlar. The dissolution of parliament, parlamentonun da dissolution çözülme demektir. Ama buradaki arkadaşlar anlamı fesi, fes etme olacak. Parlamentonun fes edilmesini talep ediyorlar. Yani dağıtılmasını. E, the resignation of the prime minister. Şimdi sign imza atmak demektir. Bir imza atarsınız örneğin bir işe başlarsınız. R tekrar ekidir. Yeniden imza atıp istifa edersiniz. Resignation da istifa demektir isim olarak. başbakanın onlar parlamentonun feshedilmesini, the resignation of the prime minister başbakanın istifasını and an end to the intimidation of government critics ve hükümeti eleştirenlere gözdağı verilmesini intimidation gözdağı verilmesine bir son verilmesini talep ediyorlar. Demand talep etmek. The government said, hükümet dedi ki, tabi burada bir det var, isteğe bağlı. Bu aktarmalı anlatım, hükümet şöyle şöyle olduğunu söyledi. Act reported speech, aktarmalı anlatımda det hep isteğe bağlıdır, ister kullanır, ister kullanılmaz. The protests have affected the government stability, safety, property and staff. Hükümet, hükümet, şimdi burada bir det olduğunu düşünürseniz yani o detin görevi ne olacaktı? Şöyle şöyle olduğunu diye bağlayacaktı söyledi diye. Şimdi o olmadan da aynı şeyi yapıyoruz. Yani biz hükümet dedik özne söyledi fiil. Şimdi neyi söyledi? Nesneyi aktaracağız. Protestoların hükümetin istikrarını, güvenliğini, mülkünü ve personelini etkilediğini söyledi. Effect, effect arkadaşlar a ile yazıldığı zaman olumsuz etkilemek anlamında kullanılır. It said, it dediği burada yine hükümettir. Yani soyut, cansız bir kavram olarak. It said, o şöyle söyledi. They were, they were, onların yani protestocuların no longer a peaceful assembly, no longer anlamı olumsuz yapan bir artık ifadesidir. Artık barışçıl bir topluluk, assembly olmadıklarını söyledi and were a threat to national security ve ulusal güvenliğe de bir tehdit olduklarını söyledi. The government banned gatherings of more than five people. Hükümet beşten çok insanın, 5'ten çok insanın bir araya gelmesini, gather toplanmak demek yasakladı. It also banned online messages. O aynı zamanda online mesajları da yasakladı. Dead could harm national security nasıl mesajlar bunu işte sıfat cümlesi tanımlıyoruz şimdi işte e, ulusal güvenliğe zarar verebilecek mesajları da yasakladı. Neden burada could var? Çünkü bu may might ile eş anlamlı. Yani %50 50 ihtimal anlamında kullanılıyor. Buradaki could can'in pasta olan could değil arkadaşlar bir model. Police arrested twenty two people For public disorder Offenses Şimdi public disorder Offenses'de de işte ee, kamu kamu disorder düzensizlik Offenses'de de suçlar. Yani kamu düzenini bozma suçlarından suçundan suçundan 22 suçlarından ya da 22 kişiyi tutukladı. Including içeren, including içeren bu 22 kişi, şunları da içeriyor yani e, e, three prominent activist. Üç tane işte tanınmış, bilinen e, aktivisti de içeriyor. E, hatırı sayılan hatırı sayılan aktivisti de içeriyor. Footage showing a woman footage kamera görüntüsü demek. Being put into a police car, went viral on social media. Bir kadının polis arabasına being put arkadaşlar bu aslında a woman e, which was being put olacak. Yani e, sıfat cümlesi burada reduction'a uğramış. indirgenmiş, azaltılmış, küçültülmüş. A woman which was'ı çıkarıyoruz. E, ne oluyor? E, which was being put da past continuous olurdu. Past continuous'un pasif yapısı. İşte biz onu edilgen yapıyı indiriyoruz. E, şöyle e, tamam Polis arabasına koyulan bir kadını gösteren kamera görüntüsü, went viral on social media, sosyal medyada viral oldu. Viral olmak biliyorsunuz çok izlenmek yani e, gündem olmak anlamında. Polis photographed crowds, polis kalabalıkları fotoğrafladı, fotoğraflarını çekti. And warned demonstrators they could be prosecuted ve işte cezalandırılabilecekleri yolunda onları uyardı. Prosecute'un dava etmek anlamı da var ve dava edebilecekleri yönünde de onları uyardı. İkinci haberimize geçiyoruz. Nintendo Switch Game Console, Shellers Sales Forecast. Nintendo Switch oyun konsolu satış öngörülerini yani satış tahminlerini alt üst etti. E, bunu e, geniş zamanla veriyoruz ama haber başlıkları geniş zamanlıdır ama olay olmuş bitmişse değil geçmiş zaman olarak çevrilir. The gaming company Nintendo oyun şirketi Nintendo predicted the year ending March 2021 uh, will be a bumper one for its Switch game console. E, oyun şirketi Nintendo öngördü. The year ending uh, March 2021, yani işte uh, Mart uh, 2021 Martında uh, son bulan uh, yılın, evet, the year ending March 2021 will be a bumper one. Bumper arkadaşlar, uh, be şöyle bereketli demek, yani bereketli bir yıl olacağını öngördü. For its switch game console, switch oyun konsolu açısından. Tekrar bakıyorum şöyle bir cümleye. The gaming company Nintendo predicted. Evet öngördü. The year ending March 2021. işte 2021 Mart'ında son bulan yılın will be a bumper one. Tamam. The year ending March 2021. Evet. Ee, yani mali yıl olarak kabul ediyor demek ki bunu. Oraya aklım takıldı. Yani Mart 2021'de son bulan yıl derken neyi kastediyor diye. For its Switch game console. Evet Switch game oyun konsolu için e, bereketli bir yıl olacağını. E, evet ne yaptı? Öngördü. Predict tahmin etmek demek. Executive set idareciler söylediler. Gene burada bir isteğe bağlı debt var. E, ne yapıyoruz? Noun clause yani cümlenin nesnesini yapacağız. Sales will be 26% higher than initial forecast. Satışların, satışların initial başlangıçtaki tahminlerden initial başlangıç olarak demek tahminlerden %26 daha yüksek olacağını söylediler and that it will ship 24 million consoles by the end of the financial year. Evet öyleymiş idari mali yılmış ve mali yılın sonuna kadar sonuna kadar e, it will ship 24 million consoles. Şimdi ship arkadaşlar kargoyla göndermek demek. Göndermek demek, yerine teslim etmek demek. 24 milyon konsolun mali yılın sonuna kadar teslim edileceğini ne yaptı ee, söyledi. They said onlar şöyle söylediler. The rise in demand for the console is attributable to a pandemic driven boom in gaming. Onlar onlar. Gene biz şimdi nesneye döneceğiz ve en sonunda fiille bağlayacağız. Şöyle 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 olduğunu söylediler diye. Onlar e, talepteki artışın konsol için konsol talebindeki artışın atfedilebileceğini söylediler yani sebep olarak oraya bağlanılabileceğini neye peki to a pandemic driven boom in gaming yani oyun işindeki ya da oyundaki e, oyun oynamadaki e, pandemi e, nedenli evet pandemiye dayalı patlamaya e, atfedilebileceğini söylediler. Millions of people, milyonlarca insan stayed indoors, kapalı kaldılar. Because of COVID-19, COVID-19 yüzünden and invested in a new game console ve yeni bir oyun konsoluna yatırım yaptılar. Invest daima inle kullanılır. İşte bir şeye yatırım yapmak anlamında. The result provided Nintendo with an extra reason for optimism. Sonuç, provide de arkadaşlar daima with edatıyla kullanılır kime sağladıysa onu araya alabilirsiniz. Sonuç Nintendo'ya e, optimizm yani iyimserlik için ekstra bir neden sağladı. Provided with. E, ve trade ile de bu nedeni açıklıyor. It's operating with uh, profit forecast is up by 50% to 3.4.3 billion dollars. Onun İş, e, şöyle işletme karı operating profit öngörüsü öngörüsü 50 oranında artarak ne yaptı? 4.3 milyar dolara yükseldi. Yükselmeyi de is aptan alıyoruz. The Nintendo Switch was unveiled. Şimdi veil örtü demektir arkadaşlar. Yani fiil olarak kullanırsanız örtmek demektir. Unveiled'a ee, yani gizemi ortaya çıkarmak, açığa çıkarmak demektir. Burada unveil tabi şu anlamda kullanılıyor. Nintendo Switch 2016'da tanıtıldı. Burası dili geçmiş zaman pasif was unveiled and released. Ee, şimdi and ile birbirine bağlanan iki tane pasif yapı var. Sonuçta bunların öznesi aynı olduğu için. Burası da pasiftir ama bir kere was kullandığımız için enden sonra ikinci bir pasif kullanmıyoruz. Nintendo Switch 2016'da tanıtıldı. End was released olacak normalde burası. Ve piyasaya sürüldü worldwide dünya çapında. In 2017, 2017'de piyasaya sürüldü. It's a hybrid console. Hybrid, evet yani araba teknolojisiyle ve araba ile daha çok gündemimize gelen bir kelime. Melez. It is A hybrid console o melez bir konsol that is used şimdi onu tanımlıyoruz that is used as a home console or a standalone device yani o bir ev konsolu bir ev konsolu ya da bağımsız bir cihaz olarak e, kullanılan melez bir konsol. Standalone bağımsız demek device de cihaz. It is controllers ve kontrolörleri var yani kontrol edicileri var bu cihazın e, Li, Viti Li olarak alacak ne neli kontrol edicileri var e, kontrolörleri var e, efendime söyleyeyim motion sensing işte hareket algılama and tactile feedback ve dokunsal geri dönmeli kontrolörleri var cihazın. Motion Sensing hareket algılama, işte tactile feedback de e, dokunsal geri bildirim demek. E, these attach bu eklenti to both sides of the console e, to support handheld style play. şöyle şöyle handheld e, style play işte el tipi oyunu to support desteklemek için desteklemek için konsolun her iki tarafına yapılan bu eklenti like the nintendo v e, evet these attach to both sides e, ha bunlar pardon pardon bunlar özne bunlarmış arkadaşlar bunlar bağlanıyor her iki tarafına konsolun to support handheld style play evet yani el tipi oyun tarzını el tipi oyunu desteklemek için Peki ona da bir örnek veriyor. Like Nintendo Wii, Nintendo Wii gibi el tipi oyunları desteklemek için. Bunlar dediği neydi peki? İşte hareket, e, harekete duyarlı ve e, dokunsal geri bildirimli kontrolörler. Gamers can play online as well as with other consoles on a local wireless network. Oyuncular e, as well as yanı sıra demek. E, yerel, yerel, kablosuz bir ağdan, ağ üzerindeki e, diğer e, bir, diğer konsolların yanı sıra, yanı sıra ne yapabiliyorlar? E, play online, online olarak da oynayabiliyorlar. Ezvel'in dahi anlamı var. Ezvel, ez ya da yanı sıra. Developers have created over 320 games for the console. Geliştiriciler, geliştiriciler e, tabi oyun geliştiricileri kastediyoruz burada. 320'yi geçik oyun yarattılar. Yani oyun tabi yazıyorlar bunlar program olarak yazdılar. For the console, console için many from third party companies. Bunların çoğu üçüncü taraf şirketlerden. Yani ne üçüncü taraf demek nedir? Şimdi ben müşteriyim sen şirketsin. Ben sana bir hizmet sunuyorum. E bu hizmeti alırken şimdi dünya kadar oyun yazdırıyorum ben mesela şirket olarak dünya kadar oyun yazdırıyorum. E bazılarında işte parasını verip dışarıya yaptırıyorum bu işlerin İşte üçüncü taraflarda bunlar. Sales having led e, satışlar e, led evet yönetildi yönetildi. By Nintendo created games Nintendo tarafından yaratılan ya da yapılan oyunlar tarafından satışlar e, yönetildi such as de örneklendirme yapar ne gibi The Legend of Zelda and Animal Crossing ve işte Legend of Zelda ve Animal Crossing gibi Nintendo tarafından yaratılan oyunlar tarafından yönetildi ya da yönlendirildi satışlar başka bir videoda görüşmek umuduyla hoşçakalın dostlar.